tertemiz, bol tarihin olduğu, küçücük, sakin ama renkli Meis Adası artık vizesiz Türk misafirlerini bekliyor. Ama şimdi bu adada ne yenir? Hadi ona bakalım. Adada şimdi çok güzel bir aile restoranına geldik. Tabii ki Meis Adası'ndaysak ne yemek gerekiyor? Deniz ürünleri yemek gerekiyor. Ve şu anda John Bey de ızgaranın başında bize karidesleri, kalamarları, balıkları bir güzel pişirmeye başladı. Mis gibi kokuyor. Zaten öğle vakti geldiği zaman adada yürürken restoranlardan güzel güzel balık kokuları alabilirsiniz. Ve bizim de birazdan yemeğimiz hazır olacak. Deniz kenarında şahane lezzetler tadacağız. Ege'nin bu güzel adalarında deniz ürünleri hem çok lezzetli hem de oldukça ekonomik. Mutfaktan o güzel yemeklerin yanı başından şimdi manzaraya çıktık. İşte öğle yemeğimizi bu güzel manzarada yiyeceğiz. Öğle yemeği vakti geldiği zaman restoranlar, kafeler, bakın görüyorsunuz turistlerle dolup taşıyor. Masamız çok güzel, hemen denizin kenarında. Yakupcan, oturmuşsun. Evet, Yakupcan bugün tam keyfini çıkarttı adanın, onu söylemek istiyorum. Biz çalıştık, Yakupcan Fethi abisiyle beraber burada doğanın, manzaranın keyfini sürdü. Şimdi acaba neler tadacağız, ben de merak ediyorum. Vallahi biz de bugün bir şey söylemedi, bana bırakın dedi Mihalis Bey. Onun için sürprizler bizi bekliyor. Soframıza yavaş yavaş lezzetlerimiz gelmeye başladı. Fethi Bey neler tadacağız, çok güzel görünüyor. Bugün Greek salat var, Yunan salatası. Cacık var. Nohut köfte var, buranın özel köftesi. Burada yakalanan simi karidesi dediğimiz karides var. Kabuklu yavru karidesten yapılıyor. Bunun kabuklarıyla beraber yiyorsunuz ve Akya Carpaccio var. Hepsi bunların tatları, değişik lezzetler ve çok güzel hazırlanmış bir yani yemekler içeride. Gerçekten tadınıza bakmanızı size de söyleyeyim. Afiyet olsun diyorum. Afiyet olsun. O zaman biz de bu güzel lezzetlere tatmaya başlıyoruz. Daha gelecek birçok lezzetimiz var ama biz artık dayanamıyoruz. Çok acıktık. Afiyet olsun. Bizim lezzetlerimize, damak tadımıza hiç uzak olmayan bu yemekleri severek afiyetle yiyoruz. Doğal olan, çok lezzetli bu ürünler çok uygun fiyatlara tüketiliyor burada. Hatta sadece öğle yemeği veya akşam yemeğine gelenler bile var buraya. Aa, şuraya da bakın, davetsiz bir misafirimiz var. Gözlerime inanamıyorum, yemek yemiş olduğumuz restoranın kıyısında dev bir karetta belirdi. Görüyor musunuz? Çok tatlı. Sanırım masadaki yemeklerin kokusunu aldı ve geldi. Kedi köpek gibi burada. İnsanlar kedi köpek değil, karetle besliyorlar kapılarının önünde. Elleriyle hem de. Tabii ben bu görüntüleri çekeceğim ve sosyal medyada paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünyayı Geziyor. YouTube kanalımız Esir Genç TV. Facebook adresimiz Dünyayı Geziyorum. Suyu o kadar temiz ki buranın. Karettalar bile özgürce bu sularda, kıyılarda yaşıyorlar. Tabii o kadar çok canlı var ki suda. Deniz ürünlerini atar atmaz ona sıra kalmıyor. Çok güzel ya. İnsan sırf şu lezzetli yemekleri yemek ve şu karettayı görmek için bile buraya gelir. Dünyanın en lezzetli ve keyifli yemeklerinden birini yiyip adayı gezmeye devam ediyoruz.